Bir kitap okudum ve hayatım değişti lafı aslında sevmediğim bir laf. Sevmiyorum çünkü hayat sadece bir kitapla değişecek kadar yekpare bir şey değil. Farklı virajlar, fırtınalar, güneşli günler, kör karanlıklar ve ölüm vardır. Okuduğumuz her kelime zamanın göğsüne atılmış bir oktur ve yavaş yavaş akıtır varoluşun kanına. İçtikçe bilgileniriz. Ruhumuza zerk eder zaman. Fakat Yer Deniz Büyücüsü özel bir kitap, Le Guin ise özel bir yazar. Yer Deniz benim hayatımı tek okuyuşta da değiştirmedi. Farklı yaşlarda ve farklı dönemlerde okunsa bile zamanın ruhunu yakalayan bir kalemi var Le Guin'in. Yer Deniz Büyücüsü ise belki de gelmiş geçmiş en önemli fantastik eserlerden biri. Yer Deniz'i özel yapan şeyin ne olduğunu anlamak için aslında biraz işin temeline gitmek lazım. Hatta eğlenceli kısmına, büyücülere. Büyücüler ejderhalarla birlikte fantastik edebiyatın yapı taşlarıdır. Sorunlarını kılıçlarla değil, zekalarıyla ve zekalarından gelen kudretleriyle çözerler. Kahramanların rehberleri olarak konumlandırılırlar genelde. Her köyde bir tane bulunur, her kahramana yol gösterirler. Onları nadiren bir hikayenin ana karakteri olarak görürüz çünkü hikayeleri büyücülerin perspektifinden anlatmak zordur. Parmaklarının ucunda olan akıl almaz güçlerin ruhlarında nasıl etkiler yarattığını, psikolojilerini nasıl değiştirdiğini betimlemek güçtür. Bu anlattığım konuyu Books of Magic gibi detaylı işleyen nadir eserler olsa bile genel olarak fantastik edebiyat yazarlarının önemli kurşunları olan büyücüler gizemli ve cevaplara sahip olarak aktarılırlar. Örneğin Gandalf. Orta Dünya'da bir istari olarak içinde bulunduğu dünyanın tarihi, yaratılış koşulları ve gizemli güçleri ile ilgili ne kadar bilgili olursa olsun, bu bilgileri sadece gerektiğinde gerektiği kadar paylaşır. Sahip olduğu kadim bilgiler savaşçıların, prenslerin ve onunla birlikte yolculuk etmiş olanların her zaman nail olacağı şeyler değildir. Zaten bu sebepten dolayı fantastik edebiyat okurları genel olarak hikayelerin eli kılıç tutan savaşçılarıyla empati yaparken bulur kendilerini. Bu hikayelerin kahramanları gözü pek olur. Kendilerini korumak ve adalet adına kılıç tutarlar ve gerektiğinde kan dökmekten çekinmezler. Büyücüler ise ölümlü kahramanların cesaret yolunda bilgelik duraklarıdır. Everyone is made up of events in their past, and it forms walls around one's spirit or breaks such walls down. The mind makes some powerless and gives strength to others. Kral Arthur'un Merlin'i, Aragorn'un Gandalf'ı, Harry Potter'ın Dumbledore'u vardır. Üç farklı büyücü, üç farklı kahraman, üç farklı zamanın ruhuna sahip fantastik eser. Aslında büyücüler ve hikayeleri söz konusuyken Ejderha Mızrağı evreninin Raistlin Majeresi'nden bahsetmemek olmaz ama siz demek istediğimi anladınız. Yer Deniz Büyücüsü ise farklı bir kitap. Le Guin genel olarak hikayelerinde alışılagelmiş konvansiyonları ters düz ederek çok daha geniş perspektiflerden büyük resmin içerisinde büyüme öyküleri yazan bir edebiyatçı. Karanlığın Sol Eli, Yer Deniz Büyücüsü gibi pek çok eserde beklenenin aksine insan ruhuna dair elim detayları alçak perdeden ilmek ilmek işleyerek bir ilim gibi sunan hünerli bir kalemi var. Peki ama 1929 yılında doğan ve ilk kitabını 1959 yılında bastırabilmiş bu kadın nasıl insanlığa dair bu kadar derin içgörülere sahip öyküleri fantastik ve bilim kurgu edebiyatıyla harmanlayabilmiş? Aslında hikaye çok şaşırtıcı değil. Hepimiz gibi o da çıktığı eller tarafından şekillendirilmiş. Berkeley, Kaliforniya'da yazar Theodore Kroeber ve antropolog Alfred Louis Kroeber tarafından dünyaya getirilen Ursula,
şüphesiz ailesinden insanlığın temeline dair çok önemli şeyler öğrenmiş olsa gerek. Baba Kröber önemli bir figür, kendisi kültürel bir antropolog, fakat arkeoloji ve antropolojik diller konusunda da çok önemli çalışmalar yapmış. Arkeoloji ve kültür arasındaki bağlantıları inceleyerek geçirdiği ömrünü Amerikan yerlerini mercek altına alarak tamamlamış. Kendisinin pek çok araştırması dışında oldukça kapsamlı bir bibliografisi var. Anne Kröber, baba Kröber ile evlendikten sonra onunla birlikte kazılarda gezmeye başlıyor. Bu birliktelikten doğan çocukları Ursula, belki de ailesi sayesinde kültürel antropoloji, Taoizm ve feminizm alanında çok erken farkındalıklar yaşıyor. Fakat anne ve babasından öte bir başka etkilendiği figür var ki onu hepimiz tanıyoruz, Carl Gustav Jung. 61 doğumlu Jung hala çok fazla tartışılan fikirlere sahip bir psikoanalist ve analitik psikolojinin babası. Jung'un işleri dünya çapında arkeoloji, antropoloji, edebiyat, felsefe, psikoloji ve dini konularda pek çok figürü önemli ölçüde etkilemiş. Kendisinin bir de arkadaşı var, onu bilmeyeni dövüyorlar, Sigmund Freud. Her ne kadar Freud Jung'u psikoanalizmin varisi olarak görse de gelecekte bu ikili ayrı yollardan yürümeye karar verecek. Freud'un psikoanalizi Jung'un analitik psikolojisiyle ayrışacaktır. Jung günümüzde hala popüler olan kolektif bilinçaltı gibi pek çok kavramı ortaya çıkartan kişi, fakat bunlar bambaşka bir videonun konusu. Jung, Le Guin için önemli bir figür. Fakat kendisi Victor Hugo, Charles Dickens, Philip K. Dick, Tolkien, Tolstoy, Virginia Woolf ve Borges gibi pek çok önemli yazarı da etkilendiği isimler arasında gösterir. Le Guin'in etkilendiği isimler tabii ki sadece bunlar değil. Kendi döneminin zamanının ruhu içinden fantastik edebiyat çağdaşlarının aksine kendisi insan ruhuna çok farklı bir açıdan yaklaştığı için kurduğu anlatılar analitik olmaktan çok analojik. Le Guin'in ana konusu her zaman doğadır. İnsanı doğa ile ayırmadan ruhunu onun kuralları çevresinde şekillendirir ve bir bütün halinde sunar. Le Guin öykülerinde insan doğa ile bütünleşiktir. Farkında olsa da olmasa da bir şekilde geleceği nokta yine doğadır. Tabii doğa deyince hemen aklınıza ağaçlar, nehirler geliyor olabilir. Burada bahsedilen doğa aslında ay, yıldız, güneş ışığı ve objektif gerçeklikte aklınıza gelebilecek her şeyin tümleşik anlatısı. Le Guin bu bağlamda doğanın ona sunduğu metaforlardan da çok iyi faydalanıyor, bunu da söylemek lazım. Biraz yer denizden ve gedin hikayesinden uzaklaştığımızın farkındayım. Fakat hem bilim kurgu, hem fantastik kurgu, hem de insan ruhunu bunlarla birlikte nakış gibi işleyebilen bu hünerli kalemin iş dünyasını ve metotlarını anlamanız, atmaca gedin neyi temsil ettiğini görmeniz açısından önemli. Yer deniz bu açılardan çok Jungian bir hikaye. Le Guin'in 1975 yılında yazdığı Çocuk ve Gölge isimli makalesinde bunun çıkış noktasını çok iyi gözlemleyebiliyoruz. Le Guin kahramanın yolculuğunu insan ve gölge ekseninde bir metafor olarak işliyor Yerdeniz'de. Peki ama Yerdeniz ne anlatıyor? Bu arada bu video sadece Yerdeniz Büyücüsü kitabı ve büyücülerle alakalı. Yerdeniz denildiğinde aslında Le Guin'in yarattığı kocaman bir dünya olan Yerdeniz ile ilgili de konuşmak çok isterim. Fakat haftalardır video üzerine çalışıyorum. Nasıl videoyu aşırı uzun tutmadan hap şekilde cümleler kurarak insanlara anlatmak istediğim şeyi anlatırım tarzının dışına çıkmak istemiyorsam, bu kitapları ve genel olarak Yerdeniz Büyücüsünü ayrı tutmalıyım. Yine de kısaca söylemem gerekirse Yerdeniz Büyücüsü, Yerdeniz Dörtlemesi yani Earthsea Quartet'in ilk kitabı. İkinci kitap Atuan Mezarları, üçüncü kitap En Uzak Sahil ve dördüncü kitap Tehanu. Bu kitapların her biri en az bu video kadar derin ve farklı konularla ilgili fantastik edebiyat meşrebinde önemli şeyler söylüyor. Fakat ben bunları bu video dahilinde konuşursam yaklaşık 3 saat sürer bu video. Hatta da Yerdeniz Öyküleri ve Öteki Rüzgar diye iki ekstra kitabı daha var. Hatta Karanlığın Soleli, Dünyaya Orman Denir, Mülksüzler, Rokena'nın Dünyası gibi aşırı önemli kitapları da var. Fakat bu videonun cürümü belli. Bu sebeple bu video Yerdeniz Büyücüsü ve Fantastik Edebiyatta Büyücülerle ilgili olacak.
Büyücülerle ilgili konuşmadan önce biraz iyilik ve kötülükten bahsetmemiz lazım. İyiliği ve kötülüğü tanımlayan şey nedir? İnsanlık olarak toplulukları halinde yaşamaya başladıktan sonra toplumun düzgün devam edebilmesi, dolayısıyla insan türünün devam edebilmesi için bizi bir arada tutan ahlaki kurallar silsilesiyle yarattığımız şeyler. Ruhumuzda, genetiğimizde, kanımızın derinlerinde iyiyi ve kötüyü hissedebilir miyiz? Toplum başka şekillerde gelişme ihtiyaçları hissederse gelecekte iyilik ve kötülük tanımları da değişir mi? Şimdi bunları bir aklımızda tutalım. İşte atmaca lakaplı Duni tüm bu soruların uzağında Gond isimli bir adada küçük bir köyde yaşayan bir genç. Bir gün kasabası haydutlar tarafından basılınca farkında olmadığı büyüsel yetenekleri kullanarak kasabayı kurtarıyor. Çocuğun yetenekleri fark edilince de Gont'un büyücülerinden Usta Ogion onu çırağı olarak alıyor ve ona gerçek ismi Gedi veriyor. Yer deniz evreninde her şeyin gerçek bir ismi vardır ve büyücüler bir şeyin gerçek ismini bilerek onun üzerinde güç sahibi olurlar. Yani eğer bir büyücü denizin üzerinde güç sahibi olmak ve okyanuslara hükmetmek istiyorsa sudaki damlaların isimlerini bilmeli. Bu tabii ki biraz abartı ve Le Guin'in sözleri ama ana fikri anlıyorsunuz. Ogion, Ged'e gerçek isimlerin gücünü ve doğanın dengesini anlatarak bir büyü eğitimi vermeye çalışsa da genç Ged çok istekli ve sabırsızdır. Eğitiminin Ged'in yetenekleri ve sabırsızlığı karşısında yavaş kaldığına ikna olan usta Ogion, Reddy Rogue adasında bir büyü okuluna gönderir. Yerdeniz'in dört bir yanından hünerli büyü yeteneklerine sahip gençler Rogue adalarında eğitime gönderilmekte ve eğitimlerini tamamladıklarından sonra Yerdeniz'in farklı coğrafyalarında topluma yararlı olabilecek alanlarda çalışmalar yapmaktadırlar. Tanıdık geldim. Ged'in yetenekleri burada da öğrenciler ve öğretmenler arasında imrenilir. Gençliğin verdiği küstahlık ve kendini kanıtlama isteğiyle takıştığı bir öğrenciyi hünerleriyle ezmek isteyen Ged, yanlışlıkla bir düello sırasında yaptığı büyü ile başka bir alemden gölge bir varlık salıverir dünyaya. Yaratık Ged'e saldırır ve yüzünü yaralar, okulun baş büyücüsü Nemer'le gölge yaratığı bir şekilde göndermeyi başarır fakat bunun sonucunda hayatını kaybeder. Bu olaydan sonra yeni baş büyücü Genşer tarafından saldığı varlık Ged'e, Ged'in bedenini ele geçirmek isteyen antik ve şeytani bir varlık olarak anlatılır. Ve Ged'e bu varlığın bir ismi olmadığını söyler. Bu olay, Ged okuldan mezun olduktan sonra bile onun hayatını tanımlayan bir hadise olarak genç adamın zihninde yer eder. Aynaya baktığında adı olmayan karanlık varlıktan yadigar kalan yarası, hem ona baş büyücü Nemerli'nin kaybını hatırlatır, hem de kendi küstahlığının bedelini. Ged mezun olup asasını aldıktan sonra büyücülük hayatına başlar. Ejderhalarla, büyülü taşlarla ve karanlık güçlerle dolu çeşitli maceralar yaşar. Bu maceraların hepsinde bir zamanlar serbest bıraktığı karanlık onun peşinden gelmeye ve onu en zayıf anlarında ele geçirmeye çalışmaya devam eder. Ged bir noktada artık bu karanlık varlıktan kaçmak istemediğine karar verir ve ilk ustası Gond'daki Ogion'a döner. Ogion usta ona Genşer'in aksine her şeyin bir adı olduğunu ve gölge ile karşılaşması gerektiğini söyler. Ged artık av değil avcıdır. Gölgeye yaklaştıktan sonra fark eder ki gölge ondan kaçmaktadır. En sonunda teknesiyle doğuda bilinen en uzak adaları da geçer ve bu gölge ile karşılaşır. İsimsiz gölgeye kendi adını verir ve onunla birleşir. Ged artık bir bütündür. Bu tabii ki hikayenin çok basitleştirilmiş bir özeti ama genel olarak buradaki metaforu anlamanız için bir özet geçmek istedim. Yerdeniz büyücüsü metaforik ve insan doğasına dair pek çok analizi içeren, insan ruhunun derinlikleri ile ilgili sıkıştırılmış bilgileri Le Guin'in ahenkli kalemiyle hap gibi okuyucuya veren bir çeşit reşitlik öyküsüdür aslında. Videonun başında Aragorn'un Gandalf'ı, Arthur'un Merlin olduğundan bahsetmiştim. İşte Le Guin, büyücü figürünü bir rehber, bir kadim bilgi noktası olmaktan çıkartıp aktif olarak kahramanın yolculuğuna koyar. Bu Ged ile Otoan mezarları ve en uzak sahil öykülerinde farklı yaşlarında tekrar tanıştığımızda bir büyücü olsa bile bilgeliğinin kaynağını anlayabilmemize ve doğal olarak onunla empati yapabilmemize sebebiyet verir. Bu sebeple Ged diğer büyücülerden farklıdır.
Fantastik eserlerdeki diğer büyücülerin aksine onun iç dünyasını, yaşadıklarını, hislerini ve çelişkilerini okuyucu olarak anlar, dünyayı onunla isimlendiririz. Yerdeniz büyücüsünün sonunda Gedi ile gölgesi birleştiğinde biz de kendi gölgemizle yüzleşme yolculuğuna ilk adımımızı atmış oluruz. Çünkü artık isimlendirmemiz gereken bir gölgemiz olduğunun farkındayızdır. Büyücünün bilgeliği diğer fantastik hikayelerdeki gibi dışarıdan, gizemli bir kaynaktan değil, Gedi'nin kendi yaşam tecrübelerinden, tanıştığı insanlardan ve yaptığı hatalardan gelir. Gedi bir saklı seçilmiş değil, kaderini seçendir. Başka karakterlere seçimler sunarak onları kahramanlık tahtına oturtmaz. Kahramanın kendisidir ve derdi zihin tahtına içi rahat bir şekilde oturabilmektir. Bu mücadele aslında hepimizin normal hayat akışında verdiği bir mücadeledir. Burada anlatmaya çalıştığım şey bir başka örnek de ilk Doctor Strange filmi olabilir. Her ne kadar Yerdeniz'in edebi dili ve ağırlığından uzak bir popüler kültür filmi olsa da Doctor Strange'in geldiği yeri, çelişkilerini, korkularını ve onu kahraman yapan detayları takip edebilirsiniz bu filmde. Günün sonunda kendi korkularıyla yüzleşir ve yaratıcı bir şekilde sadece kendisinin çözebileceği bir sorunu kendi tarzıyla çözer. Öte yandan Doctor Strange karakterini Infinity War gibi yan karakter olduğu filmlerde gördüğümüzde artık bildiği şeyleri neden ve nasıl bildiğini daha iyi anlarsınız. Yine de sinemanın dilinden mütevellit karakter inisiye gizemini korumak zorunda olsa da çizgi roman karakterlerinin orijin hikayeleri geleneksel büyücü karakterizasyonunun yapısı gereği kırmaktadır. Aslında dünya çapında zamanın ruhunun ve toplumsal metaların değişmesiyle bunu iliklerimizde hissediyoruz. Evet, iyilik ve kötülük tanımları değişiyor. Medeniyetler arası kaynak yarışı temelli otokratikleşme sıklaştıkça insan ruhu sert politikaların kurbanı oluyor ve kolektif olarak bizi biz yapmasına karar verdiğimiz şeyleri hızlıca unutmaya başlıyoruz. Temelinde bizi bir araya getirmesi gereken internet, tükenen dünyanın gölgesini otokratikleşen ve radikalleşen insanlığın birbirini tanıyıp beğenmemesiyle farklı yankı odaları oluşmasına sebebiyet verdi. Ve genel olarak çoğu zaman bizi biz yapan şeylerin ne olduğunu bile bilemiyoruz. Çünkü hızlı hareket eden sosyopolitik konjonktür o kadar kaygan bir zemin yaratıyor ki bir ağaç gibi kök salıp kendimizi tanımaya vaktimiz kalmıyor. Kendimizi tanımadığımızda ise devreye gölgelerimiz giriyor. Medeniyetin ışığında bildiklerimizle ve öğrendiklerimizle şekil verdiğimiz karakterimiz her ne kadar idealistik ve düzgün olsa da gölge bunun neticesinde bastırılanlar olarak bir şekilde toplumsal hayata öyle ya da böyle yansımanın yolunu internet sayesinde buluyor. Jungian psikolojide bu gölgeler medeni insanın içselleştirdiği bencilliği, kabul etmediği çelişkileri, istekleri, etmediği küfürler, öldürmediği insanlar olarak ruhumuzun karanlık bir parçası olarak anlatılıyor. Canavar içimizde ve istesek de istemesek de bizim bir parçamız. İnsanın hatası gölgesini takip etmemektir der Legüm. Çocuk ve Gölge isimli makalesinde insan gölgesinin gerisinden gelir. Camın diğer tarafından ona bakar, kendisinden kopuk bir şekilde ona onsuz devam etmesini söyler. İnsan da gider. Tüm yaratıcılığını geride bırakarak gölgesini dışarıda yalnız bırakır. Gerçekliğin yüzeyinde. Sonra gölge insana orta yaşında geri döner. Bu sefer ikinci bir şansı daha vardır. Ama bu şansı da kaçırır insan. Sonunda karanlığını kontrol edebilecekken tüm kontrolü ona teslim eder. Böylece gölgenin gölgesi olur. Artık insanın kaderi bellidir. Le Guin'in Çocuk ve Gölge isimli makalesinde anlattığı şey aslında çok basit bir metafor.
Doğduğumuzdan itibaren hepimize bir şeyler anlatılır ve bunlar çevresinde yaşamı şekillendirerek bir dünya görüşü oluştururuz. Gökyüzü mavidir çünkü bize mavi olduğunu birden fazla insan söylemiştir. Böylece birden fazla insanın anlattığı bir dünyanın objektif gerçekliğini paylaşmaya başlarız. Sonra topluma karışırız ve artık binlerce insanın objektif gerçekliğini paylaşıyoruzdur. Bu doğrultuda bazı şeyler doğrudur, bazı şeyler yanlıştır, bazı şeyler iyidir, bazı şeyler kötüdür. Tecrübe edilemeyen kötülükler ve yanlışlıklar gölgemizi oluşturmaya başlar. Biz bunları bastırdıkça, derinlere ittikçe bir noktadan sonra bunları orada görmeyi bırakırız. Çünkü zaman geçer ve yavaş yavaş üzerine attığımız toprak kalınlaşır. Fakat bu gölgemizin orada olmadığı anlamına gelmez. Ve bir noktada yaşlanırız. Ölüm korkusu ve yaşlanmak öyle bir titretir ki attığımız toprağa gölgemiz yavaş yavaş sakladığımız yerden çıkar ve her şeyi tam olarak yeniden hatırlarız. Biz neydik? Neyden kaçtık ve şimdi nereye gidiyoruz? İşte bu noktada korkuyla teslim oluruz gölgemize. Artık bizi oluşturan şeyler yoktur. Sadece gölge vardır. Eğer bu videoyu izleyen 20 yaş altı bir insansanız, büyük ihtimalle yetişkinlerin salaklıkları sizi delirtiyor olmalı. Bunu çok iyi biliyorum çünkü tüm yetişkinler bir gün sizin durduğunuz yerde durdu. Dünyaya kirlenmemiş bir lensle bakıp pek çok olasılıklar hayal etti. Ve çoğu kendi gölgesinin gölgesi olmayı tercih etti. Şimdi tüm bu bilgilere sahip olarak tekrar hayal edin. Gölgesine teslim olan bir insan, bir birey olmak yerine kendi gölgesinin gölgesi oluyor. İnsanın farklı sosyal ortamlarda farklı personalara girdiğini düşünürsek, sosyal medyada farklı sosyal mecralara göre de farklı personalar yaratıyoruz. Fakat bir birey olamamış, gölgesinin gölgesi olmuş bir insan sosyal medyada fikir belirtiyor, varlık gösteriyor ve belki de popülist söylemlerle çok büyük bir kamuoyu sahibi olabiliyor. Hala bir bireyden değil, sadece kendi gölgesinin gölgesi olabilmiş, fakat bu gölgesine bile farklı personalar yaratmak zorunda olan varlıklardan bahsediyoruz. Ürkütücü değil mi? Sosyal medya bu sebeple yankı odalarıyla dolu. Ve bu sebeple kaynak mücadelesi karanlığında otokratikleşen, radikalleşen dünya insanlığın kolektif ruhunu kaybetmesine sebebiyet veriyor olabilir. Hiçbir istikrar olmayan, sertleşen dünya içinde dengemizi kaybediyor gibiyiz. Korku, nefret ve endişe günlük ilişkilerimizi ve ruhumuzu yönetiyor. Gün geçtikçe derin bir kuyunun içine giriyoruz. En azından böyle hissedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki insanlığın kaderi bu kör karanlığın içinde itip gitmek mi? Yoksa parlamak mı, bunu zaman gösterecek. Fakat dengeyi arayan, gel gibi kendi gölgesiyle yüzleşerek farklı insanlara bunun önemini anlatan büyücüler her zaman olacak. Bu dünya Atuan mezarlarında kaybolan tenarlar ve babasını öldüren lebanenler, karanlık büyücü koblar ve daha nicesiyle dolu. İnsanlara gerçek adını hatırlatacak ve gölgeleriyle yüzleşecek kediler ise her zaman var. Neden biri siz olmayasınız? Dünya yer denizdir, yer deniz dünyadır.